Hakk'a ve bir davet Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur külliyatından derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in bi adede zerraati kainat ve mrekebatihe ve tesbihatiha ve tahmidatihe Evet, bugünkü Nur İklimi programında inşallah geçen hafta okuduğumuz İktisat Risalesi'nin kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet, muhterem dinleyiciler, bugünkü okuyacağımız kısım çok mühimdir. Yani bu zamandaki insanların en büyük hastalığı olan derdi maişet hastalığından Üstad Hazretleri bu kısımda bahsediyor. Yani neden insanlar fakr zarurete düşmüşler? Neden insanlar bu kadar borç işine girmişler? Ve neden insanlar israfa girmişler? Üstad Hazretleri bugünkü dersimizde inşallah bunların metodunu, yolunu inşallah bize gösterecek. Evet, dördüncü de kalmıştık. 19. lem'a İktisat risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu veşrebu ve la tüsrif. Kulu veşrebu ve la tüsrif. Dördüncü nükte. Evet. Hayatımın bir düsturu olan, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayatımın bir düsturu olan, Nas'tan istina mesleğini bozmadı. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatında istina düsturu vardır. Bu konuda çok daha geniş, şümürlü bilgi isteyen ikinci mektuptaki kısmı okuyabilir. Yani Üstad Hazretleri dışarıdan gelen hediyeleri, dışarıdan gelen sadaka ve zekatları ömrü boyunca kabul etmemiş. En yakından en uzağına kadar kabul etmemiş. Yani Üstad Hazretleri'nin böyle iktisatla ne yapmış? Maişiyetini, ömrünü idare etmiş. Evet, hayatının her saniyesi, her dakikası Üstad Hazretleri'nin iktisatla geçmiş. Evet, hayatımın bir düsturu olan Nas'tan istiğna deyimi bozmadım. Evet, iktisat etmeyen zillete ve manen dilenciliğe ve sefalete ve sefalete düşmeye namzettir. Evet iktisat etmeyen zillete ve manen dilenciliğe ve sefalete düşmeye namzettir. Bir insan iktisat etmediği zaman ne olur bu sefer? İnsan israfa düşer. İsraf çukuruna düşer. İsrafa düştüğü zaman ne olur? Zelil olur. Bu sefer ne yapar? İnsanlara arzı hacet eder. Yani Cenab-ı Hakk'a el açmaktan artık Cenab-ı Hakk'a el açmaz, insanlara el açar. Peki bu nasıl oluyor? Bunu biraz açalım. Risale-i Nur dusurları bu biraz açalım. İnsan iktisat etmediği zaman bu sefer israfa girer. İsrafa giren insan gelir giderini karşılamadığı için ne yapar artık? Maişetçe sıkıntıya girer. Artık borç içinde, harç içinde kalarak sürekli sıkıntıya girer. Ve bu sefer değil mi? insanlardan borç istemek, insanlardan ihtiyacını gidermek için el, aç el açmaya gider yani. Ne olur? Zelil olur ve manen dilenci olur. Cenab-ı Hak hiçbir mümin kulunu bu duruma düşürmesin yani. Zillete, manen dilenciliğe ve sefalete sefil olur yani. Kendi hayatını kendisi sefil yapar. Düşmeye namzettir. Bu zamanda israfata medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde bazen haysiyet, namus, rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesat-ı diniye mukabil alınıyor. Sonra menhus bir para veriliyor. Demek Manevi 100 lira zarar ile maddi 100 paralık bir mal alınır. Evet nasıl oluyor? Mukabilinde bazen haysiyet, namus, rüşvet alınıyor. Evet israfada medar olacak para. Diyelim insan çok harcama yaptığı zaman veya ihtiyaçları çok olduğu zaman, çok ihtiyaçları e, arttığı zaman ne yapar insan? İnsanın geliri yetmez. Dar gelirli de olur. Bu sefer ne yapar? Daha fazla iş yapmak için, daha fazla çalışmak için, daha fazla koşturmak için, daha fazla kazanmak için ne yapar? Gayret eder. Ve bazen ne olur? İsrafata girer, israfa girer. İsrafata medar olacak çok para pahalıdır. Çok pahalıdır. Mukabilinde bazen haysiyet, namus, rüşvet alınıyor. Değil mi? Bazı iş yerlerinde var mesela. İşe girmeden sözleşme imzalatıyor sana. Ne diyor? Namaz kılmayacaksın diyor. Bak mukabilinde vereceği menhus bir paradır. Fakat mukabilinde senin ebedi hayatını istiyor. Değil mi? Diyor ki oruç tutmayacaksın. Benim iş yerimde... Allah'a ve Resulullah'a ait hiçbir şey bulundurmayacaksın. Yani ahireti unutacaksın. Bu iş yerine girdikten sonra ahireti unutacaksın. Geçen bir kardeş bahsettim. Dedi ki bir iş yerine başvurdum dedi. Mülakata aldılar dedi. Mülakatta ilk sordukları soru namaz kılıyor musun? Oruç tutuyor musun? Kur'an okuyor musun? Daha sonra diyor bana dediler ki imza atman lazım. Ne imza atacağım? Cuma namazına gitmeyeyim mi imza atacaksın. O anki gafletle imza attım diyor. Ve diyor gizlice Cuma'ya gittim diyor. Cuma'da Cuma'ya gittim diyor tespit ettiler. Beni diyor çıkışımı verdiler. Evet işten attılar. İşten atıldıktan sonra Ya Rabbi dedim senin dinin için, iman ve İslam için, mukaddesatım için, farzı yerine getirmek için ben böyle bir yola girdim. Allah'ım rızkımı veren sensin dedim. Ondan sonra ne oldu diyor. Diğer gün Cenab-ı Hak başka bir kapı açtı. Çok daha bereketli, çok daha güzel bir işe Rabbim bizi yerdirdi. Evet. Mukabilinde bazen haysiyet, namus, rüşvet alınıyor. Değil mi? Allah Allah. Bu değerler çok kıymetli değerler. İman ve İslamette haysiyet, namus bunlar çok kıymetli değerler. Fakat bu zamanda değil mi bakıyorsunuz artık haysiyet ve namus ayaklar altına alınmış. Mukaddesiyatını kaybetmiş yani. Değil mi? Bakıyorsunuz her tarafta bütün çalışan iş yerlerine giriyorsunuz hep bayanlar. Allah Allah. Değil mi? Adete karşıdaki müşteriye yalvarıyor yani. Ya kendi haysiyetini ayaklar altına alıyor. Beş kuruş fazla satmak için. Belki biraz daha fazla kazanmak için. Allah muhafaza ya. Mukabiline bazen haysiyet, namus, rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesat-ı diniye mukabil alınıyor. Yani karşıdaki sana bir ücret verecek, bir maaş verecek, fakat senin karşında ne istiyor? Senden ahiretin istiyor. Ebedi hayatın istiyor. Belki imanını İslam'ını, Kur'an'ını istiyor. Demek manevi yüz lira zarar ile maddi yüz paralık bir mal alınır. Demek manevi yüz lira zarar ile maddi yüz paralık bir mal alınır. Deme. Manen çok hüsranda oluyor insan. Maddi olarak zaten öyle bir yerden aldığınız paradan da bereket alamazsınız yani. Değil mi? Ya evet. Eğer iktisat edip hacat-ı zaruriye iktisar ve ihtisar ve hasretse inna Allaha huwa rizqu zul kuvveti metin. Sırrıyla ve me min dabetin fil ardi illa ala Allahi rizquha. ummadığı tarza yaşayacak kadar rızkını bulacak. Çünkü şu ayet taahhüt ediyor. Bizi yaratan, yaşatan, rızkımızı vereten, veren, veren Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bize rızık vereceğini ayetle taahhüt ediyor. İnne Allahe huve rezzakuzu kuvveti metin. Allah taahhüt ediyor. Ya rızkı Cenab-ı Hak vereceğini taahhüt ediyor. Evet. Yani rızkı veren Allah'tır. Rızkı veren Cenab-ı Hak'tır. Değil mi? Evet. Er rızku el Allah diyoruz değil mi? Rızkı veren Allah'tır diyoruz. Er el rızku ele şirket değil. Er el rızku ele fabrika değil. Er el rızku ele devlet de değil. Rızkı veren devlet değil. Şirket değil, fabrika değil. Evet bunlar vasıtasıyla geliyor fakat bunlar perdedir. El rizku el Allah rızkı veren Cenab-ı Hak'tır. Değil mi? Desti kudretiyle veriyor Cenab-ı Hak. Evet. Ummadığı bir tarza yaşayacak kadar rızkını bulacak. Biz Cenab-ı Hak'a tam teslim olursak, evet, rızkımızı Cenab-ı Hak'tan beklersek, helal yoldan rızkımızı kazanmak için gayret edersek, Cenab-ı Hak ummadığımız bir yerde, ummadığımız bir anda ve bir vakitte rızkımızı verir. Yeter ki biz rızkımızdan korkmayalım. Rızkımızdan korkmayalım. Yeter ki sebeplere, perdelere yapışmayalım. Değil mi? Perdeler arkasındaki zat-ı akdesi görelim yani. Evet. Şimdi rızık kısım kısımdır. Yani rızık derken üstad burada rızkı iki sınıfa ayırıyor. Evet muhterem dostlar. Rızık nasıldır? Evet. Rızık ikidir. Biri hakiki rızıktır ki onunla yaşayacak. Bu ayetin hükmüyle o rızık taahhüdü Rabbani altındadır. Beşerin su ihtiyarı karışmazsa o zaruri rızkı her halde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeye mecbur olamaz. Birinci rızık. Cenab-ı Hak bu rızka kepildir. Yani ölmeyecek kadar, yaşayacak kadar rızkımızı bulmaya Cenab-ı Hak kepildir. Yani hakiki rızk Allah kepildir. Evet şimdi bazı dinleyicilerimizin aklına gelebilir. Şimdi şöyle gelir. Derler ki Hani Afrika'da açlıktan ölen insanlar nasıl ölüyor? Allah rızkımıza madem kepildir, o insanlar neden ölüyor? Evet, bunun için bu dinleyicilerimizi 12. Lema'yı okumaya inşallah yönlendirelim. 12. Lema, Lema'lar kitabında 12. Lema'da Üstad Hazretleri, hakiki rızık nedir? Açlıktan ölmemek, ölmek yoktur. Cenab-ı Hak rızkımıza nasıl kepildir anlatıyor. Burada kısaca anlatalım biz. Diyelim Afrika'daki insanlar, onlar açlıktan ölmüyor. Onlar zulmüyle ölüyor. Yani Cenab-ı Hakk'a gelen rızkı zulmüyle ya ellerinden alıyorlar veya gasp ediyorlar değil mi? Halbuki onların da rızkını Cenab-ı Hak gönderiyor. Fakat araya girip sebep olup, perde olup o rızkı zulmüyle değil mi? İşkenceyle veya başka bir tarza onların rızklarına ne yapıyorlar? Bir manada mani oluyorlar. Üstad Hazretleri başka bir, şey, bir yerde yine aynı 12. lembada şöyle bahsediyor. Cenab-ı Hak insanın vücudunu nasıl yaratmış? insanın vücudunu çok mücehhez bir şekilde cihazatla donanmış. Yani insan 40 gün insan 40 gün ee, ne yapabilir? Açlığa dayanabilir. Allahu Teala rızkımızı öyle yaratmış. Evet buradan kısa okuyalım. Sadece 12. camadan o yeri okuyalım sadece. Rabbil alemin rezzak kerim bizi yaratan, bizi, bizi bilden daha iyi bilen bir zat nasıl vücudumuzu yaratmış? Evet. Ne diyor? Madem 40 günden 70-80 güne kadar rızkı fitri devam ediyor. Madem reza kısmı gayet geniş bir surette ruh izleminde cilvesi görünüyor. Demek ki insanın vücudu nedir? 40 günden 80 güne kadar dayanabilir. Hakimi Zülcelal, ziya hayatın bedenine gönderdiği rızkın bir kısmını ihtiyaç için şahın ve işya sureti surette ithal eder. Hatta bedenin her hücresine gönderdiği rızkın bir kısmını yine o hücrelerin bir köşesine ithal eder. İstikbalde hariçten rızık gelmediği zaman sarf edilmek üzere bir ihtiyaç zahiresi hükmünde bulundurur. Değil mi? Allah-u Teala vücudumuzu öyle yaratmış ki yediğimiz her rızıktan Cenab-ı Hak Şam suretinde yağlar olarak bir köşede biriktiriyor. Değil mi? Bir köşede biriktiriyor. Hücrelerin bir köşesine sanki depo gibi biriktiriyor. Yani biz aç kaldığımız zaman veya o gün yemek yemediğimiz zaman ne no oluyor? O zaman o yağlar gene bak böyle ne yapıyor? Devreye sokuyor ve insan inşallah açlıktan ölmüyor. Demek ki o ölmek rızıksızlıktan değil, belki su ihtiyacının tevellüt eden bir adetten. Fakat biz o kadar vücudumuzu alıştırmışız ki üç öğün yemeye, tıka basa doldurmaya. Aç kaldığımız zaman vücut bir anda kendisini ne yapıyor? Bırakıyor. Değil mi? Evet. Evet, evet. Buradan okuyalım. Evet, rızık iki dedik değerli dinleyicilerimiz. Birinci rızık hakiki rızık. Yani yeme, içme ve hayatımızı idam edecek kadar olan rızık hakiki rızıktır. Allahu Teala bu rızkımıza kefildir. Nerede olursak olalım Rabbimiz bu rızkımızı veriyor. İkincisi rızık mecazidir ki su istimalat ile hacat-ı gayr-ı zorri, hacat-ı hükmüne geçip görenek belasıyla tiryaki olup terk edemiyor. Bu asrın büyük hastalıklarından birisi. Belki en büyük hastalık. Nedir? İkincisi rızk mecazi. Daha çok kazanamak, daha çok zengin olmak, daha çok mal biriktirmek. Ve bu zamanda bir hastalık nedir? Haciat-ı gayr-ı zaruri, haciat-ı zaruri getirip tiryak ediyor insanlar. Peki nedir bu hocam haciat-ı gayr-ı zaruri, haciat-ı zaruriye? Haciat-ı zaruriye dediğimiz insanların zorlu ihtiyacı. Ekli, şurt, meske. Bu nedir? Yani yemek, içmek ve barınak. İnsanların zaruri ihtiyacıdır değil mi? Yemeden insan hayatını idame edemez, içmeden de hayatını idame edemez. Bir meskeni olmadan sokaklarda, dışarıda hayatını idame edemez. Demek ki insanın en zor e, ihtiyacı nedir? Hacat-ı zaruri dediğimiz ihtiyaçlar yemek, içmek ve mesken. Bir de hacat-ı gayr zaruri var değil mi? Arabam en güzel olsun, telefonum en kaliteli olsun, evim şöyle olsun, mobilyam şöyle olsun. Bu da hacat-ı zaruri. Fakat çok acı bir haldir ki belki alem İslam'ı aldatacak bir haldir. Şu an ehli imana, alem İslam'a bu hacat-ı gayr zarriye dediğimiz kısımları o kadar göstermişler ki, o kadar nazara vermişler ki sanki hacat-ı zarriye gibi olmuş. Yani ben bu mobilyaları evimde değiştirmesem olmaz. Ben böyle böyle bir ev almasam olmaz. Böyle bir araba binmesem olmaz. Böyle giyinmesem olmaz. Bak. Yani sanki hacat gayr-ı zoriye, hacat zoriye gibi olmuş. Geçen bir doktor abimiz bahsediyor. Çok latif bir abi. Diyor ki, e, hanım bana dedi ki, Bey dedi, bu sene mobilyaları değiştirelim. Ben dedim ki, hanım daha mobilyalar rengi bile değişmemiş. Daha iki yıllık mobilya, neyini değiştirelim? Yok diyor, bu senin modası artık işte desenleri şöyle, kılıpı şöyle, böyle e, bir mobilya alalım diye, diye ısrar ediyor. Ben dedim ki, ya hanım bu israftır. Fakat diyor ne yaptıysa anlatamadım. Yani öyle olmuş ki artık reklamlar, medya, insanlar, dışarıdaki insanların anlatması öyle bir hale gelmiş ki artık dışarıdaki medeniyet fantazileri o kadar cazibedir olmuş ki insanlar asıl vazifelerini bırakıp bunlarla uğraşıyorlar. Değil mi? Bazı insanlar teknoloji hastası. Adam teknoloji takip ediyor. Hasta yani. Bilgisayarıyla, telefonuyla. Bazıları moda hastası. Giyimiyle takip ediyor. Bazıları evini ona göre tercih yapıyor. Ve ömrü ne yazık böyle hep malayanı şeylerle geçiyor. Ve kabir kapısına geldiği zaman dönüyor bakıyor ki ne mal kalmış, ne mülk kalmış, ne ev kalmış, ne araba kalmış. Ya. Evet. Gölenek belasıyla tiryaki olup terk edemiyor. Ve terk de edemiyor yani. Tiryaki olmuş yani. Yani bağımlı olmuş yani. Değil mi? Alışveriş hastalığı yapmışlar Müslümanları. Artık öyle bir hale gelmiş ki İnsanlar artık alışveriş yaparak rahatlıyor. Allah muhafaza ya. İnsanlar israf ederek artık işlerindeki sıkıntıyı gideriyor ya. Ya Allah muhafaza. Bu sefer nasıl oluyor? Şimdi diyelim siz çok alışveriş yaptınız. İhtiyacınız olmayan şeyleri aldınız. Borca girdiniz. Ne yapacaksınız borcu kapatmak için? Allah muhafaza. Artık ikinci iş, üçüncü iş. Veya kredi kartına yükleneceksiniz. Veya bankaların eline düşeceksiniz. Ne olacak? İşte menhus olacak. Aldığınız maaş da bereketsiz olacak. Evinizdeki her şey bereketsiz olacak. Yani siz cebinizdeki bereketi bir manda atacaksınız yani. Artık ne oluyor? Bakıyorsunuz kimse ay sonunu getiremiyor. Kimsenin iki yakası bir yere bak yani ekseriyetle söyleyelim. İki yakası bir yere gelmiyor. Borçtan kurtulamıyor değil mi? Artık insanlar içinde bir tabir olmuş. darbu mesel olmuş. Sanki atasözü gibi. Borçsuz insan var mı? Borçsuz insan yaşar mı? Öyle bir hale ki, gelmişiz ki, artık herkes sanki borçsuz bu hayat geçinmez. İnsanlar, yarın yaşayacağımıza bakın, yarın yaşayacağımıza taahhüdümüz yok. Fakat öyle bir hale gelmişiz ki, 10 yıllık kredi çekiyor adam. 20 yıllık borca giriyor, 20 yıllık. 20 yıl yaşayacak mısın? Bir ev yapıyor diyor ki, 30 yıl gider mi, 40 yıl gider mi? Ya cık cık, Allah Allah. İşte Cenab-ı Hak buna kefil değil. Cenab-ı bizim zengin olmamıza, israf etmemize, daha çok malımızın mümkün olmasına kepil değil. İşte bu rızık taahhüd-i Rabbani altında olmadığı için bu rızkı tahsil etmek hususan bu zamanda çok pahalıdır. Gerçekten çok pahalıdır. Evet. Ba başta izzetini feda edip, zilleti kabul etmek, bazen alçak insanların ayaklarını öpmek kadar manen bir dilencilik vaziyetine düşmek, bazen hayat ebedisinin nuru olan mukaddesat edini esini feda etmek suretiyle o bereketsiz, menhus manu, malı alır. Yani artık insaniyetliğini kaybediyor. Değil mi? Kendi benliğini ayaklar altına alıyor. İnsan israfa girdiği zaman bakın neler kaybediyor yani. İsrafa girdiği zaman izzetini, şerefini, haysiyetini, mukaddesatını hepsini ayaklar altına alıyor. Kendi benliğini bırakıyor artık yani. Ya. Hem bu fakru zaruret zamanında. Bu fakru zaruret zamanında aslında Cenab-ı Hak çok nimet vermiş. En çok nimetler bakıyorsunuz ahir zamanda Cenab-ı Hak değil mi? başımızdan diyor ki o kadar çok nimet vermiş. Geçen ay, geçen dersimizde okuduk. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz diyor Allah. Ayet-i diyor. Fakat biz ne yapıyoruz? Kendimizi israf ederek, israfa alıştırarak fakruz-zarurete giriyoruz. Evet. Hem bu fakruz-zaruret zamanında aç ve muhtaç olanların elemlerinden ehli vicdana rikkat cinsiye vasıtasıyla gelen teellüm o gayrimeşru bir surette kazandığı parayla aldığı lezzeti vicdanı varsa acılaştırıyor. Düşünün siz çok zenginsiniz. Hiçbir ihtiyacınız yok. Fakat karşınıza çok fakir birisi var. Çok fakir ve muhtaç. Şimdi siz o fakiri görünce aldığınız lezzet ne olur? Eğer vicdanınız ve kalbiniz varsa o lezzette bir elem hissedersiniz. Değil mi? Ya. Çünkü Allah insanlara dikkati cinsiye vermiş yani. Yani başkasının elemiyle elem, elem almak. Başkasının lezzetiyle lezzetlenmek. Başkasının sevinciyle sevinmek. Başkasının sevinciyle sevinmek. Evet. Böyle acip bir zamanda şüpheli mallarda zaruret derecesine iktifa etmek lazımdır. Çünkü inne zaruret tukaddiru bi gazihe. Sırrıyla haram maldan mecburiyetle zaruret derecesini alabilir, fazlasını alamaz. Nasıl? Burayı kısacık açıklayalım böyle. Şüpheli mallar. Siz bir yerde kazanıyorsunuz. Normal maaşınızı alıyorsunuz. Fakat size ekstradan para veriyorlar. Alın teri dökmeden, bir şey yapmadan. Eğer ondan şüphe ediyorsanız o paradan sadece zaruri ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz kadar alabilirsiniz. Gerisini alamazsınız. Değil mi? Gerisini alamazsınız yani. Veya ee, ileride anlatıyor Üstad Hazretleri. Evet, muzdar adam murdar etten tok oluncaya kadar yiyemez. Belki ölmeyecek kadar yiyebilir. Açlıktan bir adam ölme derecesine gelse, çok muzdar, acınacak bir derece olsa, eğer ölecekse ve karşısında murdar bir et varsa ancak hayata kalabilecek kadar yiyebilir. Yoksa tok oluncaya kadar, değil mi? Karnı şişinceye kadar yiyemez yani. Hem yüz aç adamın huzurunda Kemal ile zet ile fazla yenilmez. İktisat, sebebi izzet ve kemal olduğuna delalet eden bir vaka. Evet, bu temsili çok iyi dinleyelim. Bu temsili Üstad Hazretleri, iktisat insana nasıl bir izzet, nasıl bir böyle ee, değil mi? bereket verdiğini anlatıyor. Evet, nasıl bir emniyet verdiğini anlatıyor. Bir zaman, dünyaca sehavetle meşhur Hatem-i mühim bir ziyafet veriyor. Misafirlerine gayet fazla hediyeler verdiği vakit, çölde gezmeye çıkıyor. Bakar ki bir ihtiyar fakir adam bir yük dikenli çalı ve gevenleri beline yüklemiş. Cesedine batıyor, kanatıyor. Hatem ona dedi. Hatem-i hediyelerle beraber mühim bir ziyafet veriyor. Sen de oraya git. Beş kuruşluk çalı yüküne bedel yüz kuruş alırsın. Beş kuruşluk çalı yüküne bedel beş yüz kuruş alırsın. O muktetit ihtiyar demiş ki. Evet temsil anlaşıldı inşallah. Evet. ...böyle cömertlikle meşhur... ...çok mert, hatem-i ...bir ziyafet veriyor... ...ve bütün misafirlerine ne yapıyor? Hediye veriyor, ikramlar, ihsanlar veriyor. Bunları verdikten sonra... ...ne yapıyor? Böyle bir geziye çıkıyor. Çöle gezmeye çıkıyor. Acaba ziyafete gelmeyen var mı? Bakıyor ki... ...orada bir ihtiyar, bir zat... ...ziyafeti davet etmiyor... ...ve sırtında çalı taşıyor. Ve bu çalı... ...dikenleri batıyor vücudunu kanatıyor. O müktes adama ne demiş? Demiş ki Hatem böyle bir ziyafet veriyor. Sen de oraya git. Burada beş kuruş kazanacağını git orada beş yüz kuruş hediye al. O müktesit ihtiyar demiş ki o iktisatlı ihtiyar ne demiş? Ben bu dikenli yükümü izzetimle çekerim. Kaldırırım. Hatem'e aynı milletini almam. Allah Allah. Ya. İşte bu bir dusur olması lazım. Biz izzetimizle, onurumuzla, şerefimizle kazanacağız ki el açmayacağız. Değil mi? Ya. Veren el alan elden her zaman üstündür yani. Allah Allah. Cık cık. Ne demiş? Ben bu dikenli hükmü izzetimle çekerim. Minnet altına girmem. Zillet altına girmem. Sefalet altına girmem. İzzetimle çekerim. Kaldırırım. Hatemi tayinin minnetini almam. Evet muhterem dinleyiciler. Ne, nasıl bir izzet. Ya. Nasıl bir izzet ya. Nasıl bir şeref. Sonra Hatem Tayyip'ten sormuşlar. Sen kendinden daha civan mert, aziz kimi bulmuşsun? Demiş. Ya Hatem Tayyip'e sormuşlar. Bu kadar ikram verdin, ihsan verdin, hediye verdin, bütün misafirlerine ziyafetler verdin. Senden daha civan mert var mı? Hatem Tayyip ne demiş? İşte o sahrada rast geldiğim o muhtesil ihtiyarı benden daha aziz, daha yüksek, daha civan mert gördüm. Demek ki civan mert olmak için çok malın olmasına gerek yok ya. Yani. İzzetinle şerefinle kazanman da insan ne yapar? Civan mert yapar. İki tane şahıs düşünelim. Birisinin elinde küçük bir para var. Az bir miktar para var. Diğeri ise çok zengin. Çok zengin. O zengin adam Allah yoluna vermiyor. Zekatını vermiyor. Sadakasını vermiyor. Fakat o fakir adam kazandığı paradan küçük bir miktar Allah yoluna veriyor. İşte o küçük bir miktar Allah katında çok değerlidir. Neden? Çünkü Allah katında o daha civan verdir. Daha azizdir. Ya. Cenab-ı Hak malımızı, mülkümüzü onun yolunda harcamayı nasip eylesin ya. Ya evet. Değil mi? Hadis-i şerif var. İnsan ahirete intikal ettikten sonra amel defteri kapansa da bazı noktalardan amel defteri kapanmıyor. Nedir mesela? Hayırlı evlattır. Veya bu dünyada bıraktığın hayırlı bir eserdir. Biz şu an Bediüzzaman Hazretlerinin kitabını okuyoruz. Allah binlerce rahmet etsin o zata. O muhterem zata böyle bir eser demek Cenab-ı ilham ilahiyle yazdırmış yani. Böyle bir eser için Üstad Hazretleri böyle bir eser bırakmış bir de. Okuduğumuz her sahip eden Es-Sebeb-ı Kelp'i -e sırrınca Üstad Hazretleri'ne gidiyor. Ya Üstad hisseder yani. Dolayısıyla Resul-i Ekrem Vesselam'a gidiyor. O sebepten bunu unutmayalım. Allah yolunda vermek, gerek zekat olsun, gerek sadaka olsun, kesinlikle malımızı azaltmaz. Bunu katiyetle bütün alimler bu noktada ittifak ediyorlar bu noktaya parmak basıyorlar. Siz Allah yoluna veriniz ki Allah daha çok versin. Değil mi? Biri söyle demiş. Ya Rab malımı arttır ki senin yolunda harcayayım Allah'ım. Şımartmayacak beni şımartmayacak kadar mal mülk ver Ya Rabbi. Ne olursa o olalım. Bunun için maaş, made, zengin olmak önemli değil. Velev ki aylık 500 lira dahi alsak onun birkaç kuruşunu Allah yoluna verelim yani. Bunu hayatımızda bir düstur yapalım. Hanemizde bereket, huzur, saadet değil mi? İstiyorsak bunu yapmamız lazım. Ahirette amel defterimizin karşımıza boş gelmemesini istiyorsak bunu yapmamız lazım. Değil mi? Belaların defini istiyorsak sadaka vermemiz lazım. Evet. Evet. Küçük bir yeri daha okuyalım. Beşinci nükle. Cenab-ı Hak Kemal-i Kerem'inden en fakir adama, en zengin adam gibi ve gedaya yani fakire, padişah gibi lezzet nimetini ihsas ediyor. Evet bir fakirin kuru bir parça siyah ekmekten açlık ve iktisat vasıtasıyla aldığı lezzet, bir padişahın ve bir zenginin israfattan gelen usanç ve iştahsızlıkla yediği en ağla baklavadan aldığı lezzetten daha ziyade lezzetlidir. Allah Allah. Zengin adam artık her gün o nimetleri göre göre ye içe içe artık ülfet olmuş yani. Lezzet almıyor önünüze o insan önüne dünyanın en güzel nimetlerini getirseniz de o zenginliğin içinde bazen göremiyor. Fakat fakir bir adam, günlük rızkını kazanmak için gayret eden, uğraşan bir adam, kuru bir parça ekmekten aldığı lezzet, o zenginin nimetten aldığı lezzetten daha da lezizdir yani. Ya, evet. Cayı hayrettir ki bazı müsrik ve mübezir insanlar böyle iktisatçıları hisset ile itham ediyorlar. Haşa, İktisat, izzet ve cömertliktir. Hisset ve zillet, ehli israf ve tebzirin zahiri merdane keyfiyetlerini iç yüzüdür. Bu hakka teyit eden, bu Risale'nin tehlif senesinde Isparta'da hücremde cereyan eden bir vaka var şöyle ki. Evet, yani iktisat ile cimriliği karıştırmamak lazım. Değil mi? Bu ikisi birbirinden ayrı yani. İktisat ayrıdır, cimrilik ayrıdır. Yani müsrif bir insan, israf eden bir insan israf ettiği zaman ne yapıyor artık? Diyor ki ben civan verdim diyor. Ve iktisat eden insanlar artık ne görüyor? Cimri görüyor yani. Evet. Kaideme ve dusturu hayatıma muhalif bir surette bir talemem iki buçuk okaya yakın bir balı bana hediye kabul ettirme ısrar etti. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm kanmadı. Bir mecburiye yanımdaki üç kardeşime yedirmek ve Şaban-ı Şerif ve Ramazan'da o baldan iktisat ile 30-40 gün üç adam yesin ve getiren de sevap kazansın, kendileri de tatsız kalmasın diyerek alınız dedim. Evet bu temsil basit gelebilir. Fakat üstad buradan bize çok muazzam bir iktisat dersi veriyor. Yani üstada bir bal gelmiş, üstad bu balı bir ay yemiş. Bu böyle bir zahirin basit, göründüğü gibi basit değil yani. Evet bir okka bal da benim vardı. O üç arkadaşım gerçi müstakim ve iktisadı takdir edenlerdi. Fakat her neyse birbirine ikram etmek, her biri ötekinin nefsini okşamak ve kendi nefsine tercih etmek olan bir cihette ulvi bir hasret ile iktisadı unuttular. Üç gecede iki buçuk, iki buçuk o kabalı bitirdiler. Ben gülerek dedim. Sizi otuz kırk gün o bal ile tatlandıracaktım. Siz otuz günü üçe indirdiniz. Afiyet olsun dedim. Fakat ben kendi o bir o kabalımı iktisat ile sarf ettim. Bütün Şaban ve Ramazan'da hem ben yedim hem de lillahi hamd o kardeşlerimin hedvesine iftar vaktinde birer kaşık verip mühim bir sevaba medar oldum. Nasıl bir iktisat? Ya, evet. Benim halimi görenler o vaziyetimi belki hisset telak etmişlerdir. Öteki kardeşlerimin üç gecelik vaziyetlerini bir civanmertlik telak edebilirler. Fakat hakikat noktasında o zahiri hisset altında ulvi bir izzet ve büyük bir bereket ve yüksek bir sevap gizlendiğini gördük. Bu civanmertlik ve israf altında eğer vazgeçilmeseydi bir dilencilik ve gayrın eline tam akarane, muntazırane bakmak. Allah muhafaza. Değil mi? İnsan israf ettiği zaman artık günlük bir rızka, bir ekmeğe muhtaç olduğu zaman ne yapıyor bu sefer? Gayrın eline bakmaya artık Allah muhafaza alışıyor yani. Ya muntazırane bakmak hissetten çok aşağı bir haletine çevirir. Evet. Evet muhterem dinleyiciler dersimizi uzatmayalım. Küçük bir yer daha var. Orayı da okuyalım inşallah. Dersimizi bitirelim. Buradan bir temsil daha var. Hep iktisat hisset dedik. İktisat nedir, hisset nedir? Buradan bir okuyup inşallah dersimize hatime verelim. Evet, burada sahabelerden bir örnek var. Altıncı nükte, iktisat ve hissetin çok farkı var. Tevazu nasıl ki ahlak seyyeden olan tezellülden manen ayrı ve sureten benzer bir haslet menduhadır. Ve vakar nasıl ki kötü hasletlerden olan tekebbürden manen ayrı ve sureten benzer bir haslet menduhadır. Nasıl yani? Tevazu nasıl ki ahlak seyyeden olan tezellülden manen ayrı. Tevazu nedir? İnsanlara karşı hoş görülmek. İnsanlara zilletle ayaklarını öpmek değil yani. Bak birbirinden ayrı. Değil mi? Aşağıda Üstad Hazretleri ne diyor? Vakar nasıl ki tekebbürden ayrıdır. Bir insanın bir ciddiyeti var, vakarı var. Örneğin Bediüzzaman Hazretleri davasında vakardır. Resul-i Ekim davasına bakardır. Evet. Fakat gurur ayrıdır. Değil mi? Gurur ayrıdır. Kendini insanlardan üstün görmek, benlik, enaniyet göstermek. Sanki zahiren benziyor fakat makam noktasında farklıdır. Öyle de ahlak-ı aliye-i peygamberiyeden olan, belki kainattaki nizam hikmeti ilahiyenin mederlerinden olan iktisat ise, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ahlakıymış iktisat sefilik, sefillik ve vahilik ve tamakarlık ve hırsın bir halitası olan hisset ile hiç münasebeti yok. Yalnız suretin bir benzeyiş, bu hakikati teyit eden bir vaka var. Bu vakayı okuyup dersimizi bitiriyoruz. Sahabenin Abadile ise ay meşhuresinden olan Abdullah İbni Ömer Hazretleri ki Halife-i Resulullah olan Faruk-u Azam Hazreti Ömer'in radıyallahu anh en mühim ve en büyük mahdumu Hazreti Ömer'in en büyük oğlu. Ve sahabe alimlerin içinde en mümtazlarından olan o zat-ı mübarek çarşı içinde. Evet. Abdullah İbni Ömer çarşı içinde dolaşıyor. O zat-ı mübarek çarşı içinde alışverişte 40 paralık bir meseleden iktisat için ve ticaretin medarı olan emniyet ve istikameti muhafaza için şiddetli münakaşa etmiş. Hani biz pazarlık yapıyoruz ya. Bu pazarlık nereden geliyor? Ta asr geliyor. Niye pazarlık yapıyoruz? Neden? Ticaretin emniyeti için. Değil mi? Karşı taraf bize fiyat veriyor. Biz pazarlık yapıyoruz. Ne diyorsun? Nedir diyorsun. Bakıyoruz ki evet temsile dönelim. O zat-ı mübarek Abdullah İbni Ömer ne yapıyor? Çarşıda dolaşıyor ve ne yapıyor? Orada şiddetli bir münakaş ediyor. Alışverişte 40 para için bir münakaş ediyor. Bir sahabe ona bakmış. Ruh izleminin halife olan Hazreti Ömer'in mahdumunun 40 para için münakaşasını acip bir hisset tevehüm etmiş. Allah Allah. Hazreti Ömer'in Mahdum Hazreti Ömer'in oğlu 40 para için çarşıda ediyor. Şaşırmış. O imamın arkasına düşmüş. Ahvalini anlamak ister. Baktı ki Hazreti Abdullah hane-i imbarekine girdi. Evine girdi. Kapıda bir fakir adam gördü. Bir parça eğlendi. Ayrıldı gitti. Sonra hanesinin ikinci kapısından çıktı. Diğer bir fakiri orada gördü. Onun yanında da bir parça eğlendi, ayrıldı, gitti. Hanesine giriyor, bir fakir görüyor. Onun yanında birkaç onun yanında eğlendi, birkaç dakika duruyor. Daha sonra diğer kapıya giriyor. Orada başka bir fakir geliyor. Onun yanında da birkaç dakika duruyor. Uzaktan bakan o sahabe merak etti. Gitti, o fakirlere sordu. İmam sizin, sizin yanınızda durduğu ne yaptı? Hayrette kalıyor tabii. Çarşıda münakaşa ediyor. Burada fakirlerin yanında duruyor. Her birisi dedi bana bir altın verdi. O sahabe dedi fesbhanallah fesbhanallah. Çarşı içinde 40 para için böyle münakaş etsin de sonra hanesinde 200 kuruşu kimseye sezdirmeden kemal rızayı nefisle versin diye düşündü. Gitti Hazreti Abdullah İbni Ömer'i gördü, dedi ya imam bu müşkülümü hallet. Sen çarşıda böyle yaptın hanende şöyle yapmıştın. Çarşıda münakaş ettin 40 para için. Fakat haninde her fakire bir altın verdin. İmam ona cevaben dedi ki. Evet cevap çok muhteşem. Çarşıdaki vaziyetin, çarşıdaki vaziyet iktisattan ve kemali akıldan ve alışverişin esası ve ruhu olan emniyetin, sadakatin muhafazasından gelmiş bir halettir. Çarşıdaki vaziyet, çarşıdaki vaziyet neden gelir? İktisattan ve alışverişin emniyetinden ve sadakatten geliyor. Hısset değil. Hanemdeki vaziyet. O evimde fakirle yanında durmam ise, altın vermem ise. Hanemdeki vaziyet kalbin şefkatinden, ruhun kemalinden gelmiş bir halettir. Allah Allah. Kalbin şefkatinden ve ruhun kemalinden gelmiş bir haldir. Cenab-ı Hak bizim kalbimizde inşallah böyle bu şefkat derecesine getirdi bizim ruhumuzu da bu kemalata erdirsin. Nasıl bir ruh yani? Ne o hissettir ne de bu israftır. İmam-ı Azam bu sırra işaret olarak La israfa pil hayri kema la hayra pil israf. Yani hayırda ve ihsanda fakat müstehak olanlara israf olmadığı gibi israfta hiçbir hayır yoktur. Değil mi? Hayırda israf yoktur. Allah yoluna verdiğiniz hayırda israf olarak görmemek lazım. Yani bunu gider olarak, harcama olarak görmemek lazım. Zaten Cenab-ı Hak onun on misini size veriyor. İnan ki muhterem dinleyiciler kendi hayatınızda bunu bizzat yaşamışsınızdır. Siz hayırı harcadığınız zaman, imana, Kur'an'a, Allah yoluna harcadığınız zaman sanki Cenab-ı Hak harcadığınız on katın malınızın içine ekliyor. Yani siz yani siz malınızdan vermiyorsunuz. Malınıza bereket katıyorsunuz. Evet. İsrafta da ne vardır? Hayır yoktur yani. Değil mi? Şimdi İnsanlar minnet altında kalır mı? İzzetli bir insan min minnet altında kalır mı? Kalmaz. Şerefli bir insan minnet altında kalır mı? Kalmaz. Ya basit fani bir insan minnet altında kalmaz. Cenab-ı Hak Kemal-i kereminden kulun sınma haşe minnetinde kalmaz yani. Siz Allah yoluna verdikçe Allah da size verir. Siz verdikçe Allah döker yani. Siz Allah'ın yoluna hayıra on dökerseniz Cenab-ı Hak yüz döker, bin döker, milyon döker. Birisi bir iş yeri açtığı zaman Cenab-ı Hak'a söz vermiş. Evet. Bu e, kısacık temsil anlatıp bitireyim. Demiş ki Ya Rabbil Alemin ben bu iş yerini açıyorum. Ortak aradım. Sadık bir ortak bulamadım. Allah'ım Ya Rabbi kazandığım rızkın ne kadar kazansam yarısını senin yoluna harcayacağım Allah'ım. Sanki bir ortağım var gibi diyeceğim. Yarısını senin yoluna harcayacağım. Ve o anlatıyor, diyor ki her kazandığım akşam ayırıyorum, yarısını Allah yoluna veriyorum, yarısını rızkım olarak. Ve diyor malım o kadar arttı ki diyor, artık hesabını yapamadım yani. Sanki manen bir yerlerden akıyor yani. Ya siz Allah'ın yoluna verirseniz Cenab-ı Hak size vermez mi? Hem huzur verir, hem bereket verir, her şey verir. Rabbil Alemin bizleri de inşallah böyle iktisatlı muktesit kullarından eylesin. İnşallah. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz inşallah. Cenab-ı Hak iktisat dairesini bizleri ayırmasın. Subhanike la ilmene illa ma inneki entel hekim. Başka bir nur iklimi dersimi dersinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Velhamdülillahi rabbil El Fatiha. doğruya bir davet